İlk başta şunu söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Estaizu billah ve inneke le'ala hulukin azim. Muhakkak ki sen muazzam bir ahlak üzeresin. Resulullah'ın yaşayışını, onun hayatını, bir insan olarak onun ortaya çıkardığı hayatı Cenab-ı Hak beğenmiş ki Allah Azze ve Celle bu ayette Resulullah'a iltifaten وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَدِيلٍ muhakkak ki sen muazzam bir ahlak üzeresin buyuruyor. Demek ki konuştuğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak tarafından beğenildiğine dair bir ayetle konuya başlayalım. Daha teferruatlı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farkını ilerleyen derslerimizde işleyeceğiz. Öncelikle şöyle bir soru sormak lazım. Bir insanın hatıratını aktarmak deyince nelerini aktarabiliriz? Onunla ilgili neler aktarılabilir? Akla gelen ilk şey, bunu sınıfta öğrencilerimize sorduğumuzda, onun söyledikleri diyorlar. Yani sözleri. Çünkü bir insanın verdiği tepkiler içerisinde en sıklıkla verdiği tepki ağız yoluyla çıkardığı sesler, konuşmalar, söyledikleri, görüşleri, düşünceleri. Dolayısıyla birinci sırada sözler var. Resulullah ne demiş, ne konuşmuş, ne söylemiş? Bunlar aktarılabilir. Herhangi bir insanla ilgili aktarılabilen, akla gelen ilk sıradaki şey sözdür. Başka ne aktarılabilir o kişi hakkında? Bir kimsenin neyini aktarabiliriz başka? Düşündüğümüzde ikinci sırada gelen şey fiiller. Yani eylemler. Yani hareketi, davranışları. Şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, böyle kalktı, böyle oturdu, böyle yürüdü, böyle davrandı, böyle ibadet etti. Yani kişinin sergilediği ve bizim gözlerimizle tanık olduğumuz davranışların tamamı bunlar fiil dediğimiz fiiller. Aktarılabilecek ikinci husus o kişiyle alakalı fiiller. Hazreti Peygamber de öyle. Kendisinin sözlerini aktardılar sahabiyle. Sonra gördükleri davranışlarını bize hikaye ettiler. Şöyle yaptı, böyle etti. Şöyle misvak kullandı, şöyle kıyafet giydi, şöyle namaz kıldı, şöyle oruç tuttu şeklinde Hazreti Peygamber'in davranışları. Başka bir şey var mı? Yani bir kimsenin aktarılabileceği hakkında sözleri aktarılabilir, fiilleri aktarılabilir. Düşünelim başka bir şey var mı? Usulde bir üçüncü boyut var. Söz, fiil ve bundan öte bir üçüncü boyut var. O da şu emojiyle ifade edebileceğimi düşündüm. Bu ifadesiz bir emoji. Yani söz değil. Hayır, söz yok. Fiil de yok. Burada bir sessizlik var. Biz buna takrir diyoruz. Takrir ne demek? Takrir önünde gelişen, gördüğü, o yüzden gözler orada açık, bir hadiseye tepkisiz kalması. Çünkü sözle müdahale etse yapmayın diye zaten o bir söz olur. Aferin ne güzel yapmışsınız dese de o da bir söz olur. Kendisi eyleme katılsa eylem olur. Ama biz bu üçüncü boyutta ki sünnetin üçüncü boyutudur. Buna takrir diyoruz, tepkisiz kalmaz. Yani Hazreti Peygamber'in gözü önünde bir hadise yaşanmış ve kendisi buna hiçbir şey dememiş. Denilebilir ki gördüğü bir hadiseye hiçbir şey dememesinden biz bir şey çıkaramayız. Belki de tepkili ama söylemedi. Dolayısıyla bu takrir hiçbir işe yaramaz. İfadesiz ve tepkisiz bir durum. Hayır, öyle değil. Usulde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde gerçekleşen, onun bilgisi dahilinde gerçekleşen bir hadiseye eğer Hazreti Peygamber tepki vermemişse biz bunu olumlu okuyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz. Sebep? Şu sebeple
Diyoruz ki eğer yanlış bir şey olsaydı gördüğü hadise, müdahale etmesini gerektirecek kadar yanlış bulsaydı sessiz kalmazdı. Çünkü Allah'ın elçisinin yanlışa rıza göstermesi, zulme rıza göstermesi, doğru olmayan bir davranışa tepkisiz kalmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla da şayet tepki vermemiş ise demek ki bu olumludur. Ben sınıfta öğrencilerime, işte geç kalan öğrenciler, ilk derste özellikle, eğer bir şey söylemediğimizi görürlerse, sonraki derse nasıl anlatırlar arkadaşlarına? Hoca bir şey demiyor. Bir tepkisi yok, yanlış bulmuyor, müdahale etmedi, yapabiliriz. Elinde telefonla oynayan bir öğrenciye müdahale etmezseniz bunu takririniz olarak anlayacak ve sorunsuz görüyor, sıkıntı yok olarak değerlendirecektir. Dolayısıyla Resulullah'ın huzurunda işlenmiş, yapılmış fiiller, eylemler şayet onun müdahalesine uğramamış ise biz bunları Resulullah'ın takririnden geçmiş olaylar olarak veya davranışlar olarak değerlendiririz. Herhangi bir sahabi, ben bunu Resulullah'ın zamanında yaptım, o bir şey demedi diyor ise, o zaman o davranışla ilgili takriri bir sünnet iddiası var demektir. Söz gelimi Hasan bin Sabit radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'den sonra, Hazreti Ömer zamanında mescitte şiirle meşgulken Hazreti Ömer'den tepki aldığı söylenir. Hasan da radıyallahu anh etrafındakilere demiş ki, senden daha hayırlısı bu mescitte vardı ve ben benzer bir meşguliyet yapardım. Bunu da şunu demek istiyor, yani senden daha hayırlısı derken Resulullah'a kastederek, o bana mani olmadığı, dolayısıyla onun yanlışlamadığı, yanlış bulmadığı, yanlış bulacak ve müdahale etmesini gerektirecek kadar yanlış bulmadığı bir şeyi, sen nasıl yanlış bulup müdahale ediyorsun şeklinde Resulullah'ın takriri sünnetini karşı göstermiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bize aktarılan bilgilerin üç boyutundan söz edebiliriz. Bu söz olur, fiil olur yahut takrir olur. Dolayısıyla bu ya kavuldür, kavulun diyelim, söz demek, yahut fi'lun, yahut fiildir, yahut takrirun. Hadisler, Hazreti Peygamber'le ilgili anlatımlar böyleyken, sünnetin tamamı da esasında bu üç boyutta gerçekleşir. Bunların arasında miktar itibariyle bir orantıdan söz edemeyiz. Yani üçe bölünür sünnet malzemesi, rivayetler, anlatımlar, üçte bir kadar sözdür, üçte bir kadar fiil, üçte bir kadar takrir diyemeyiz. Takrir oldukça diğerlerine nispetle daha az olabilir. Fiil ve söz daha öne çıkar. Bunlar içerisinde sözün daha öne çıktığını değerlendirebiliriz. Ama biz usul konuşurken ve devam eden usul başlıklarında da hep teorik olarak başlıkları oluştururuz. Başlıkları 1, 2, 3, 4 diye yazdığımızda her başlık altında eşdeğer oranda malzeme var sanılmasın. Öyle bir düşünce olmasın. Çünkü usul böyle bir başlık varsa onu zikreder, dile getirir. Velev ki altında diğerlerine oranla daha az miktarda malzeme bulunsun. Şimdi bunları örnekleyelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz aktaralım. Mesela önümüzdeki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorduysa "Felyekul hayran." Ya hayır konuşsun, "ev liyasmut." Yahut sussun. Bu söz böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tırnak içinde aktarılmış gibidir. Dolayısıyla bunun öncesinde sahabi ravi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" deyip sözü Hazreti Peygamber'e bırakmış ve Hazreti Peygamber'den
direkt aktarmıştır. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhirî, Allah'a ve ahiret gününe kim iman ettiğini iddia ediyorsa, فَلْيَقُلْ خَيْرًا, o kişi ya hayır konuşsun yahut sussun. Resulullah'tan bir söz. Dolayısıyla bu bir nedir? Kavlun diyoruz buna. Resulullah'ın kavli. İkincisine örnek bakalım. Hazreti Peygamber'in bir davranışına. Davranış olduğu için bu davranışı anlatacak, dile getirecek veya hikaye edecek kimsenin tanık, yani sahabi olmasını bekleriz. Çünkü Resulullah hem kendi eylemini yapıp hem kendi eylemini tahkik etmesi, anlatması durumu olmaz. Onun sözünü sahabi tırnak içinde alıp bize verebilir. Ama onun eylemini ancak anlatabilir. Bakalım Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha, an Aişe'den, Hazreti Ayşe'den, tabii ki senedin bundan önceki kısmı da var. Yani hangi kitaptaysa, diyelim ki İmam Buhari'nin sahihindeyse, bu arada deminki rivayet İmam Buhari'nin sahihindeydi. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Şu an ele aldığımız rivayet de yine İmam Buhari'nin sahihinde var. Okumak üzere olduğumuz. Hazreti Ayşe an Aişe'te radıyallahu anha. Dolayısıyla kitap İmam Buhari'nin sahihi olunca İmam Buhari hangi hocasından duyduğunu söyler. Sonra o da kendi hocasından kimse onun adını verir. Sonra o da kendi hocasının adını verir. Sonra sahabi raviye gelir. Sahabi raviden itibaren hadis, rivayet sonlanır. An Aişe'te, Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha kâlet. Hazreti Ayşe demiş ki, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakbelul hediyete, hediyeyi kabul ederdi. Kâne yakbelul hediyete. Bir davranış Hazreti Peygamber'in ahlakında, onun davranışında, kendisine birisi hediye takdim ederse kabul ederdi. Bir davranışını daha bize ifade etmiş. وَيُتِيبُ عَلَيْهَا, ve ona karşılık da verirdi. Yani al, ben de sana bir hediye vereyim. Böylece bir hediyeleşme olur karşılıklı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiilini, ki bu bir fiil, bir davranış, Hazreti Ayşe gözlemlemiş ve bize anlatıyor. O hediyeyi kabul ederdi ve hediyeye karşılık verildi. Burada da Resulullah'ın bir fiilinin anlatıldığı durumu görüyoruz. Gelelim takrire bir örnek gösterelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yine onun takriri. An Aişe'te. Anlatan kim? Yine sahabi ravisi. Annemiz Hazreti Ayşe. Kâlet. Dedi ki, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. İçeri girdi, yani onun odasına girmiş. Böyle odalar vardı, annelerimizin hucurat, Hazreti Ayşe'nin de bir odası, evi diyebiliriz bugünkü ifadeyle. Bunlar mescide bitişik nizamda. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanına girdi burada. Diyor ki Hazreti Ayşe, وَعِنْد۪ي جَارِيَتَانِ, yanımda iki tane genç kız var. تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثِ, Boğaz ezgilerini söylüyorlardı yanımda onlar. Dolayısıyla bir ortam ve bu ortamda ezgi söylenen söylüyorlar. Hazreti Ayşe, kendisi gibi yine genç hanımefendiler, genç kızlar bunlar. Hazreti Peygamber içeri girdiğinde Hazreti Ayşe'yi ve arkadaşlarını görüp فَضَّجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ, hemen orada bir yatağa uzanmış, istirahate çekilmiş. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ, ve yüzünü çevirmiş. Siz kendi halinize, ben şurada dinleneceğim mesajı veriyor etrafına. Şimdi burada bir takrirden söz ediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdiğinde Hazreti Ayşe'yi ve arkadaşlarını belli bir hal üzere, belli bir davranış üzere gördü. Eğer bu yanlış idiyse, ezgi söylemek, eğer bu yanlış idiyse, Boğaz ezgileri bunlar, Hazreti Peygamber'in onlara müdahale edip
yanlış yapıyorsunuz. Bu da nereden çıktı diye tavır koyması beklenir. Ama Hazreti Peygamber varıp uzanmış ve yüzünü çevirmiş, onlarla alakasını kesmiş. Durumu gördüğü halde bir şey dememesine biz ne diyoruz? Takrir. Yani gördüğü durumu sakıncasız belledi. Sakıncasız belledi ki müdahale etmedi. Peki devam ediyoruz. وَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ Sonra Ebu Bekir içeri girdi. Radıyallahu anh. Hazreti Ayşe diyor ki فَانْتَهَرَنِي Beni azarladı. وَقَالَ Ve dedi ki مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şeytan şarkısını, şeytan çalgısını böyle tepki göstermiş. Hazreti Ebu Bekir bu gördüğü sahneye sözlü müdahalede bulunmuş. Hazreti Ebu Bekir'in müdahalesi var. O niye içeri girdi? Çünkü Hazreti Ayşe, Hazreti Ebu Bekir'in kızı. O da kızının evine giriyor. Resulullah'ın kayınpederi eve girdi. Gördüğü manzaraya müdahale, tepki ortaya koydu ve Hazreti Ayşe'yi azarladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu anda orada, o da duruma tanık. Eğer sessiz kalsaydı, hem deminki takririyle, yani kendisi görüp bir şey söylemediği bir hadiseyle, bu kez ona karşı çıkan, aynı hadiseye tavır koyan Hazreti Ebu Bekir arasında kalacaktı. Yani hiç ses çıkarmayaydı, biz takrir dediğimiz şeyi anlamakta zorlanacaktık. Çünkü hem Hazreti Ebu Bekir'i takrir etmiş, hem de Hazreti Ayşe'yi iki kız arkadaşıyla birlikte ezgi söylerken gördüğü halde ses çıkarmayarak takrir etmiş olacaktı. Bu takrir çelişkisine düşmemek üzere bu kez Hazreti Peygamber harekete geçti. Ve deminki takririne sahip çıktı. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'e yönelerek دَعْهُمَا Bırak onları dedi. Bırak o ikisini. Şarkı söyleyen iki cariye. دَعْهُمَا İlişme onlara. Böylece bu örnek üzerinden deminki sessizliğinin Hazreti Peygamber'in olumlu olarak değerlendirilmesi, takrir olarak yorumlanmasının doğru olduğunu da görmüş olduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü ama işte tepki koymayayım, bir kerecik yapıyorlar, benimsemediği, içten içe hoşlanmadığı halde sineye çektiği gibi bir yoruma belki sadece burada bitseydi, Hazreti Ebu Bekir içeri girmeseydi, belki birileri açısından böyle bir yorum seslendirilebilirdi. Ama Hazreti Ebu Bekir içeri girerek tam da beklenen müdahaleyi yaptı. Şayet Resulullah içten huzursuz ama dıştan sessiz kalmışsa, o zaman içten içe rahatlayacak, iyi ki geldin, iyi ki müdahale ettin diye Hazreti Ebu Bekir'i onaylayacaktı. Biz de deminki takririni Resulullah'ın doğru, olumlu okumakla yanlış ettiğimizi ve bu genel manada da takriri olumlu okumayı soru işaretli hale getirebilirdi. Ama Resulullah deminki tavrının doğru olumlu okunacağını, takririn olumlu algılandığını genel olarak bildiğinden ve deminki tavrını da tam da takrir manasında sessiz kalarak onayladığından Hazreti Ebu Bekir'in müdahalesine hemen tepki gösterdi. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا Bırak o ikisini dedi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ilişme onlara emrini görünce sesini kesti. Hazreti Ayşe diyor ki فَلَمَّا غَفَلًا Ortam sakinleşince, onlar gafil olunca غَمَسْتُهُمَا فَخَرَجَتَا O kız arkadaşlarıma, o iki arkadaşıma şöyle bir işaret yaptım. Onlar da dışarı çıktılar. Böylece bir takrir örneğini de hem de kendi içerisinde takriri de tekrardan ele almak ve irdelemeye fırsat veren bir örnek üzere işlemiş olduk.